Çevrenizdeki insanların zaman zaman sizi anlayamadıklarını düşünür müsünüz? Yani bu her koşulda olabilecek bir şey bence. Her dönemde her insanlarla olacak olan bir şey. Bazen oluyor ama sonra kendimce yani herkesin farklı görüşlerin olduğunu düşünerek onların belki anlamak isteseler de onların da kendi fikirlerinde ısrarlı olduğunu düşünürüm. Yani o yüzden bence anlamamaları değil de orada mesele kendi düşüncelerinin kendi sınırlarından biraz çıkamamaları. Elbette ki düşünüyorum. Çünkü insanların her insan farklı yaratıldığını düşünüyorum. Farklı karakterde insanların olduğunu düşünüyorum. Benim de farklı bir karakterim var. İnsanların başkalarını anlaması biraz zor olabiliyor. Yani senin düşüncelerin onda bir etki yaratmayabiliyor. Beni anlamadıkları durumlar genelde biraz daha içsel durumlar oluyor. Dışarıya doğru yansıtmadığım şeyleri. Onu da anlayamazlar zaten ben anlatamadığım için. Peki sizce insanlar birbirlerini hangi hatalarından dolayı anlayamıyorlar? Hangi hatalar? Bence bunlardan bir tanesi önce hoşgörü yok. Belki biraz daha böyle çevresindeki farklı görüşlere karşı biraz daha hoşgörü olsa, ötekileştirici bir üsluptan çıkarak anlamaya çalışsa o anlamama sorunu çözülebilir. Anlamak isteyen anlıyor aslında. Biraz daha sabırla dinleyenler anlıyor. Dinlemezsen anlayamıyorsun yani. O fırsatı vermek lazım anlamak için. İyi bir dinleyici olmak lazım. Birçok hatası var insanların. Bu hatalarını anlayamamın başta sebepleri yani eğitim seviyesinden dolayı olabilir. Yani çünkü insanlar genellikle eğitim seviyelerinden dolayı birbirini anlamakta zorluk çekiyorlar. İkincisi yaş grupları. Yaş gruplarından dolayı da insanlar birbirlerini anlayamıyorlar. Yani birbirlerine hitap edemiyorlar. Elbette ki kuşaklar ve çağlar arasında büyük farklılıklar var. Ona ters olan bir şey olduğu zaman anlamıyor veya anlamak istemiyor veya bana ters olan şeyi aynı şekilde ben de anlamıyorum veya anlamak istemiyorum. Karşılıklı. Ego bu şeyin en başı. Kibir, büyüklük göstergesi. Çünkü adam karşısındakini dinlemeyi bilmediği için hatasını bile umursamıyor. İnsanlar kalbinizi kırdığında buna tepkiniz ne olur? Tepkimiz Allah iyi etsin diyoruz. Allah kolaylık versin, Allah yardımcın olsun deyip savuşturmaya çalışıyoruz. Ya genellikle biri benim kalbimi kırdığında gene içine atmayı tercih ediyorsun. Ya da diğer tepki verdiğinde çünkü ben kendi karakterim yapısı olarak başkasının kalbini kırmayı sevmiyorum. Başkasının kalbini kırmayı sevmediğimden dolayı da genellikle içime atıyorum. İçime attığımdan dolayı daha sonra onu sindirim geçtiğinde yavaş yavaş onu kendisine söylüyorum yani. Kalbim kırıldığında bunu söylerim ben direkt ama bunu yani çok samimi olduğum, sevdiğim insanlar tabii yaparsa bunu güzel bir dille zaten söylerim. Zaten hiç benimle yani ilişkisi yakın olmayan bir insana karşı bunu demem. Ona karşı zaten mesafeli olurum.